Şimdi iman hakikatinden devam edecektim fakat Didem'in anlattığı konu önemli. Onunla ilgili ben komünizm konusuyla ilgili bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi biz biliyorsunuz Kur'an'da asıl sosyalist, yani aradıkları o sosyalistlerin, komünistlerin aradıkları sistemin Kur'an'da olduğunu söylüyoruz. Fakat bunu söylediğimizde de şöyle bir şeyle karşılaştım. İslam'ın eşitlikçi ilkesinin daha sonradan siyasallaştığı ve böylelikle bir siyasi sosyalizm, dini sosyalizm diye bir kavramın ortaya çıktığı. Kaddafi, işte Hafız Esat'ın bu tip bir sosyalizm tipini benimsediğinden dolayı Amerika'ya karşı geldiği falan gibi bir teori işte, yani anlattığımızda siyasallaştırmak veya kendi fikirlerine oturtabilmek için komünistlerin yaptığı bir analiz. Tabii ki bu çok çok mantıksızca bir şey. Bir kere bu Kur'an'ı anlamamaktan kaynaklanıyor. Bizim anlattığımız konuyu da anlamamaktan kaynaklanıyor. Orta Doğu'daki Arap devletlerinin nasıl bir sosyalizmle, nasıl bir komünizmle boğuştuğunu da hiçbir şekilde anlamamaktan kaynaklanıyor. Birincisi Kaddafi ve Hafız Esad kanlı diktatörlerdi ve tamamen komünistlerdi, tamamen Marksistlerdi. Sovyet Rusya'nın ideolojisini benimsemişlerdi ve bunu olduğu gibi uyguladılar. O dönemde bakın Hafız Esad dönemine bir bakacak olursak, o dönemde tüm siyasi partiler kapatıldı. Sadece Komünist Partisi kaldı. Burada ben Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dönemindeki sistemi anlatmıştım hatırlarsanız. O dönemde de sadece tek bir parti iktidardaydı ve onun dışında da herhangi bir partinin, bu nedir biliyor musunuz? Fikir özgürlüğünün tamamen bastırılmasıdır. Propagandanın tek yanlı yapılmasıdır. Halkı komünist yapabilmek için tek yöntemdir zaten. Şimdi fikir özgürlüğünün olmadığı yerde İslam olur mu? Asla olmaz. Zaten İslam'ın geneli, temeli demokrasiye dayanır. İkincisi de o dönemde bir kere kadınlar sosyalist sistemin etkisiyle çok ciddi ezildiler. Hatta katliamlar sırasında kadınlara tecavüz edildi. Çok ciddi şekilde, hatta Hama'da çok iyi bildiğimiz bir şeydir. Sadece 27 gün içinde 40 bin tane Müslümana kıydılar. Hafız Esat'ın kardeşi Rıfat Esat da o sırada bu katliamın parçalarından bir tanesiydi. O da kanlı bir komünisttir. O zaman bakın Cumhuriyet Gazetesi'nde 6 Mart 1982'de verdiği o dönemde çıkan bir haber diyor ki napalm bombalarıyla vurun, içinden ateş çıkmayan tek ev görmek istemiyorum diyor. Bu mu İslam'da var yani? Bu İslam'da olabilir mi? Bu nasıl bir sistem? Yani bunu nasıl İslam'la bağdaştırabilirler? Bakın diyor ki Hama katliamı, yine bu Hürriyet'te o dönemde 84'te çıkan bir haber. Hama katliamından sonra Rıfat Esad yıkılmış şehrin üzerinde helikopterlerle dolaşırken en az 5 yıl için başarılı bir nüfus kontrolü yaptık diyor. Şimdi nüfus kontrolü neyi hatırlatıyor bize? Malthus. Malthus'un sistemi olduğu gibi uygulanıyor. Darwinist mantık olduğu gibi uygulanıyor. Burada mı İslam var? Bu mu İslam yani? İşte İslam'ı bilmemelerinden kaynaklanıyor. İslam'da bizim anlattığımız sosyal eşitliğin, herkesin hakkının korunmasının, yaşlının, yoksulun önde gelmesinin, her zaman kucaklanmasının, tüm insanlara saygıyla, sevgiyle karşılanmasının bilinmemesinden kaynaklanıyor. Tabii ki dünya bilmiyor bunu, yani bunu bizim anlatmak görevimiz. Fakat zannediyorlar ki o kanlı, o karanlık, o kapkaranlık komünist dünya her yerde hakim. Eşitlikten bahsediyorsak eğer o kanlı komünist ruhun hakim olması gerekiyor. Diktatörler olacak, ezen insanlar olacak, katliamlar olacak. Bildikleri sadece bu oluyor. Yani genel olarak komünistlerin de bildiği sadece o oluyor. Yani kafalarında hep böyle bir dünya var. Katlederek ulaşacaklar bir yerlere. Ne kadar barışçı görünürlerse görünsünler, savundukları ideolojinin temelinde bu olduğu için ne anlattığımızı anlayamıyorlar. Halbuki bizim anlattığımız şey dünyada şu anda yaşanmıyor. Bakın bu İslam ahlakı, anlattığımız Kur'an'daki peygamberimizin yaşadığı bu İslam ahlakı dünyada şu anda yaşanmıyor. Yani biz şu örnektir onu yaşayalım demiyoruz. Bizim anlattığımız İslam ahlakı siyasette, şurada burada değil. Allah zaten her yerde. Allah siyasetin olduğu yerde de, burada konuştuğumuz yerde de, Suriye'de de, her yerde yani. Bizim içinde bulunup kafa yorduğumuz, düşündüğümüz her konuda zaten Allah var. Allah bize kendisini gösteriyor her anda. Onların komünizmi savunduğu, kendilerince Allah'ı inkar ettiği her noktada Allah var, onları görüyor. Bakın bu çok önemli. Bizim savunduğumuz sistemin yaşanmıyor olması ama Kur'an'daki tek İslam sisteminin bu olmasını bilmeleri gerekiyor. Bunu gördüm ben genel olarak komünizm. Zaten radikallerin de eksiği budur. Onlar da bilmiyorlar. Komünistler de genel olarak neden bahsettiğimizin farkında değiller. Biz
Öyle bir eşitlik ki bu, herkesi koruyan, herkesi kucaklayan, doğal olarak öyle bir rekabetin içinde olmadığı için tam olarak bolluk ve ferahın yaşandığı, tam olarak mutluluğun yaşandığı, daha önce görmedikleri, yaşamadıkları, bilmedikleri bir sistem. Ama Allah bunun olacağını söylüyor. Zaten inşallah. Evet, bugüne kadar hiçbir komünist sistemde zaten onların yani bir ütopik bir şeyden bahsediyorlar. Tabii, bir eşitlikten, asla yaşayamadıkları bir eşitlikten. Çünkü İslam ahlakı olmadan zaten öyle bir şeyin yaşanması mümkün değil. Güya bazı komünist, sosyalist bir idealle geldi ama getirdiği şey orada eşitlik değildi. Bahsettiğin diktatörlük diye. Saddam diktatördü, Kaddafi, bunların hepsi diktatördü. İslam'da ne vardır? İstişare vardır. Ama bunlar İslam'la hiç bağdaşmayan şeyler, diktatörlük. Halbuki bütün yöneticiler İslam ahlakında muhakkak Allah istişareyi tavsiye eder. Bunlarda öyle bir şey yoktu. Zaten barış içinde o vakte kadar, o tarihe kadar barış içinde, mutluluk içinde yaşayan bütün Arap devletleri sömürgelerden sonra felaket zulüm gördüler. Arkasından da sosyalist sistemlerin gelmesiyle komünist sistemlerin acayip bir kargaşın içine düştüler. Neden acaba? Yani onların kendi kişiliklerinden mi kaynaklanıyor, yoksa komünizmin getirdiği bir bela mı bu? Yoksa çok eşit olduklarından mı yani? Buna bakmaları gerekiyor gerçekten. Tek kurtaran şey İslam ahlakının hakikaten tam doğru manasıyla yaşanması. Onun dışında ya emperyal sistemlerin etkisi altına giriyorlar, eziliyorlar. Ya komünist sistemlerde yine eziliyorlar. Tabii. Hiçbir eşitlik gelmiyor. İslam ahlakı dışında hiçbir kurtuluş yolu olmadığını tarihte gördük. Şu anda da zaten mevcut komünist sosyalist rejimlerde yine görüyoruz. Tabii ki. Güya eşitlik var ama Çin'de nasıl? Bütün parlamento milyarlerden oluşuyor. Halk bayağı zor durumda. Evet. İşçiler çok zor şartlarda yetişiyorlar ama yönetici üst kısım, üst tabaka çok çok farklı, bambaşka bir hayat yaşıyor. Eşitlik diye bir şeyin olmadığını şu an hali hazırda zaten görüyoruz. Halka, çiftçilere, köylülere rahatlık sunma adı altında gelir genellikle komünizm. Halbuki en çok ezilenler, senin de söylediğin gibi, onlar oluyor. Evet. Çünkü hem çiftçilerin hem köylülerin elinde mevcut olan ne varsa onu da almaya dayalıdır komünizm. Çünkü genellikle zayıfın daha da ezilmesi üzerine bir sistem vardır. Hiçbir şekilde zenginlerin eşitlik içerisinde zayıflara kendi ellerindeki imkanları sunmaları gibi bir sistem değil. Zenginin daha da zenginleşmesi, fakirin daha da fakir olup ezilmesi, hatta mümkünse o sisteme göre çok sapıklık olarak yok olması. Yani o fakirlik içerisinde ayak bağı olacaksa yok olması onlar için zaten Darwinist zihniyetten de kaynaklanarak daha iyi bir avantaj olarak görülüyor. Ki bunu zaten ölerek açıklamaya bile gerek olacak şekilde bir. Zaten onların yaşamaya devam etmesi ve sonraki nesillere de kendi genlerini aktarması onlara göre çok büyük bir kabus. Çünkü onlar zaten hayat mücadelesinde ezilmişler. Hayat mücadelesini kaybetmiş onlar. O yüzden de kendi nesillerini devam ettirmemeleri gerekiyor. Bunu hak olarak görüyorlar ve bunu uygulamaya çalışıyorlar. Halbuki bizim anlattığımız, Aylin'cim biraz önce senin dediğin gibi, bambaşka bir şey. Ve anlattığımızda da inanmakta zorluk çekiyorlar. Çünkü bu şeytanın sistemiyle de birlikte çok değişik bir zihniyete girmişler. Bunun dışına çıkmak çok zor geliyor. Nasıl olur? İnanamıyorlar. Evet, yani nasıl olur? Kimse bunu yapmaz diye düşünüyorlar. Halbuki bu Allah'ın vaadi, bu aslında doğal olan, güzel olan, insanın fıtratına uygun olan, en rahat yapılabilecek, en kolay yaşanacak sistem. İnşallah Allah bize yakında hem İslam birliğini göstersin, hem Müslümanların birlik olduğunu, inananların, bütün inananların, kitap ehlinin de birlik olduğu, diğer görüşlere sahip ateistlerin de, başka birçok görüşe sahip insanın da yine ezilmeden rahatlıkla yaşayabileceği bir ortam Allah nasip etsin inşallah. İnşallah.